Kutalmış Bey'in Horasan hakimiyetini istemekteki maksadı Surmari'yi zapt edişiyle aynıdır Naip Hazretleri. O vakit veliahtlığımızı hazmedemediği için Surmari'ye çöktü dersin. Ve böylece itibarınızı sarsacağını düşündü. Şimdi Horasan'ı almakla umduğu da Alparslan Bey'in adına, şanına darbe indirmektir. Bu olacak iş değil Hacı. Gayrı Horasan, atam Çağrı Bey'indir. Ne düşündüğünüzü iyi bilirim Naip Hazretleri. Ama ben sizin düşündüğünüz gibi düşünmem. Sultan naibi olarak kurulduğunuz o tahtta mutlak hüküm sahibi olabilmenizin tek bir yolu var. O da diğer meliklerden daha kudretli olmak. Bundan sebep Alparslan Bey'in Kutalmış Bey eliyle gücünü yitirmesi en çok sizin işinize yarar. İbrahim Yinal Bey'in isyanı Ali Selçuk'ta kapanması güç yaralar açtı. Bizler atamız Selçuk Bey'in bize miras bıraktığı ülkünün yol başçılarıyız. Birlik ile kurulan devlet, korkarım ki ayrılık ile son bulacak. Gayrı ayrılık istemem Kutalmış Bey. Ayrılık istemeyen mülk taksim ederken ayrılık etmeyecek Süleyman Bey. Sizden istediğim malumunuzdur. Ne dersiniz? Onu söyleyin. Kararımı verdim. Gayrı Horasan, Aslan Yabgıoğlu Kutalmış Bey'indir. Ömrünüz uzun, tahtınız. Sen ne dersin? Ne edersin Süleyman? Atan Selçuk'un mirasından bahsederken baban Çağrı Bey'in mirasını hangi cüretle bu asiye verirsin? Sultanımızın hasta düşmesiyle koşup kurulduğun o taht aklını başından almış belli. Ama Horasan benimdir, kimseye vermem. Karşındaki kardeşinden evvel sultanındır. Sen benim sultanım değilsin. Yalnızca naiplik edersin. Şimdilik ama elbet olacağım. Sen de buna alışsan iyi olur. Huzurumda bir daha densizlik eder isen... bedelini ödersin. Sen beni tehdit mi edersin? Paslan Bey. Çekil önümden mezir. Muhafızlar. Atın dışarı. Durun. Alparslan Bey kendisi çıkacak.